İş Dünyası Rehberini Sektörün Elinir programına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Yepyeni bir haftayla karşınızdayız. Ben Oya Çebi. Ekip arkadaşlarımız sizler için Türkiye'yi karış karış gezmeye ve sektörün önemli temsilcilerini sizlere tanıtmaya devam ediyor. İsterseniz hiç vakit kaybetmeyelim ve ilk durağımıza konuk olalım. Ne dersiniz? Aracınızın güvenliği, bakım ve onarım için her türlü ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz Günday Oto Yedek Parça Servisini ziyaret ediyoruz. Sektörün enlerinden herkese merhabalar. Afyonkarahisar'da turumuz devam ediyor. Şimdi Bolvadin ilçesindeyiz. Günday Oto Yedek ve Hırdavat'a konuk olduk. Yanımızda işletme sahibi Ramazan Bey var ve ben hemen onu tanımak istiyorum. Merhabalar Ramazan Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Tabii. Biz Oto Yedek Parça ve Hırdavat olarak Bolvadin'de 1960 yılından itibaren dededen torna diyelim. Sektöre hizmet vermekteyiz. Evet, 60 yıllık bir tecrübe var aslında. Aynen. Dededen toruna geliyor. Dededen toruna. Burada ne tür hizmetler yapıyoruz? 1960 yılından itibaren çarşıda olan işletmemizi 1982 yılında sanayiye taşıdık. İlk önce sanayi ürünleri olarak 1982 yılından itibaren sanayide hizmet veriyoruz. Bunun yanında 2012 yılından itibaren imalat sektörüne attık. Hidrolik hortum imalatımız var 2012 yılından itibaren. Ve bu sene de otocam suyu imalatıyla sektöre yeni bir ivme kazandırdık Bolvadin'de. O zaman ben size sorayım. Otocam suyu. Evet. Ne işe yarar? Neden otocam suyuna atılmak istediniz? Bunları biraz dinlemek istiyorum. Genelde bu otocam suyunda vatandaşların şikayeti şuydu. Araca koyduğunda donuyordu bu. Evet. Biz bunu kaliteli bir ürün yaparak, tabii ismimizin de verdiği bir şeyle, güvenle, -30 derecede artık araçlarda donma olayı olmuyor yani. Yani diyoruz ki Günday otocam suyunda donma gibi bir riskle karşılaşmıyoruz. Aynen, karşılaşmıyoruz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla kış aylarında araçlarını kolaylıkla kullanabiliyorlar diyoruz. Peki Ramazan Bey, bünyenizde kaç personel çalıştırıyorsunuz? Bünyemizde şu anda 5 personel çalıştırıyoruz. Çalışma saatleriniz nelerdir? Çalışma saatlerimiz sabah 8.30, akşam 5-6 gibi. Evet, Hırdavat'tan bahsettik, Oto Yedek Parça'dan bahsettik. Evet. Burada ben bir müşteri olarak geldiğimde ne tür hizmetlerle karşı karşıya kalıyorum? Biraz daha ayrıntılı anlatırsanız sevineceğim. Bizim zaten ilk öncelik amacımız para kazanmak ikinci plan. Evet. Yani biz Bolvadin'deyiz. Burada dededen toruna bu işi yapıyoruz. Memleketimize hizmet yapmak istiyoruz. Müşterimiz geldiğinde bize önemli olan güler yüzle karşılamak. Tabii ki müşteri memnuniyeti bu konuda çok önemli. Burası, müşterimiz bize buraya geldiğinde burasını kendi evi gibi görüyor yani. O burada, şekilde hizmet veriyoruz burada. Bir aile sıcaklığıyla. Aynen. İşinizin de başınızdasınız gördüğümüz gibi müşterilerinize birebir doğrudan sorunlarını giderebiliyoruz. Peki Ramazan Bey, her sektörde olduğu gibi Oto Hırdavat'ında sektörel sıkıntıları vardır. Sizler ne tür sıkıntılara karşı karşıya kalıyorsunuz? Yani tabii piyasa şartları diyelim. Evet. Biraz bizim buralar soğuk olması sebebiyle soğukta biraz daha işlerimiz durgun oluyor. Ama onları artık yazın o aradaki farkı kapatıyoruz o şekilde. Halkımızın biz olan güveni tam Allah'ın izniyle. Biz bu şekilde de yolumuza devam edeceğiz. Bolvadin halkına çok teşekkür ediyoruz. Biz de destekledikler için. Teşekkürler. Kaliteli ve konforlu bir ortamda huzurlu bir şekilde kalabileceğiniz Dolphin Apart Otel'e konuk oluyoruz.
yemeğinizi pişirebileceğiniz kaliteli ve kullanışlı mutfak malzemelerine sahip olmak isteyenler, sizi European Cookware'e götürüyoruz. Merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Bugün sizlere TÜYAP İdeal Home X Fuarı'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Ve şimdi Europa'na konuk olduk. Yanımızda firma yönetim kurulu başkanlarımız Sayın Hakan Çorak ve Sayın Gönenç Kutumlu bulunmakta. Bakalım bizlere sektörleri ve çalışmaları hakkında neler aktaracaklar. Ve ben hemen firma yetkililerimize dönmek istiyorum. Öncelikle merhabalar Hakan Bey. Merhabalar. Evet Gönenç Bey, sizler de merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Kısaca sizleri tanıyabilir miyiz efendim? European Mutfak Eşyaları 2016 yılında Gaziantep'te 21 bin metrekare açık alana sahip, 11 bin metrekare kapalı alana sahip üretim tesisiyle beraber hizmete girmiştir. European Mutfak Eşyaları Red Dot Tasarım Ödüllü G0 serisinin Türkiye'deki üretimini gerçekleştiren tek firmadır. Peki Gönenç Bey, birazcık da sizleri tanıyabilir miyiz efendim? Bizler Hakan Bey'le uzun yıllardır bu işin planını yapıyorduk. 2016 yılında hayata geçirme nasip oldu. Bizlere Hakan Bey'in vizyonu, bizim üretim tecrübemiz, değişik özellikler bir araya geldi. İyi bir sinerji yakaladık. Sektördeki açıkları da çok iyi biliyoruz. Çok iyi noktalarda parmak bastığımıza inanıyoruz. İnşallah bu fuar bizim için test. İyi sonuçlar alıyoruz. Daha iyi olacağına inanıyoruz. Evet efendim, ben hemen sizlere sormak istiyorum. European Mutfak İnşaatları firması olarak bilginiz dahilinde genel olarak vermiş olduğunuz hizmet ve çalışmalarınız nelerdir Hakan Bey? Kısaca bizlere ve izleyicilerimize aktarır mısınız? Şu anda biz üretim olarak alüminyum mutfak eşyaları, nonstick yanmaz yapışmaz mutfak eşyaları üretimini gerçekleştiriyoruz. Granüllü ürünlerimiz var, granül kaplamalı ürünlerimiz var. İlk defa Türkiye'de 7 yıl garantili çizilmez ürünümüzü üretimini gerçekleştirdik. Bunun haricinde tencere, tava, işte konseptimizde kek kalıpları, sütlükler, balık tavaları, normal tavalar, ızgara tavaları, bu çeşit ürünlerimiz mevcut. Şu an üretimlerini bunların gerçekleştiriyoruz. Peki efendim, bu alanda genel olarak müşteri portföyümüzü kimler oluşturmakta Gönenç Bey? Müşteri portföyümüzde Türkiye'nin seçkin grupları var. Adını anmaktan tabii ki gurur duyarız ama şu anda sıralamayacağım, zamanınızı almayayım. Esas hedefimiz bizim köklü ihracat grupları. Bunlarla görüşmelerimizi ilk gün yoğun bir şekilde gerçekleştirdik. Bugün de devam ediyoruz. İnşallah sonuçlandıracağız fuar sonrasında. O zaman hemen size European Mutfak İnşaatları firması olarak ileriye dönük hedef ve projelerinizi sormak istiyorum Gönenç Bey. Kısacası bizler sektörünüzü ilerleyen süreçlerde nerelerde göreceğiz efendim? Vizyonumuz hakkında ben sözü Hakan Bey'e bırakayım. Şimdi şöyle, bizim öncelikle hedefimiz yurt içerisinde kaliteli, güvenilir bir markaya sahip olmamız. Bayan tüketicilere keyif, mutfaklarında keyif duyacakları, güven duyabilecekleri bir marka olmak ilk hedefimiz. Daha sonra da ülkemizi yurt dışında temsil etmek istiyoruz. Markamızı ihracatla beraber tüm dünyaya yaymak istiyoruz. Bir Türk damgasını vurmak istiyoruz. İşin aslını söyleyelim. İnşallah. En kısa zamanda hedeflerimize muvaffak olursunuz diyorum ve biraz da fiyat politikanıza değinmek istiyorum. Bu alanda sizleri tercih eden saygıdeğer müşterilerinize uygulamış olduğunuz fiyat politikanız nedir efendim? Biz şu anda kabul edilebilir kalitede, kabul edilebilir fiyat politikasıyla gidiyoruz. Yani örnek veriyorum, yüksek bir kaliteli bir ürünümüz var. Ona fiyatımız yüksek. Ama orta kalitedeki ürünümüze, düşük kalitedeki ürünümüze düşük. Her kesime hitap eden, her bayanı veya tüketiciyi hitap eden şu anda fiyatlarla beraber sahaya çıktık. Fiyat politikamızda toptan grubumuz var. Parakende grubuna da veriyoruz. Avantajlı fiyatlarımız. Şu anda hani amacımız yayılmak, Türkiye içerisinde yayılmak olduğu için fiyat politikasında şu anda iyi gidiyoruz diye düşünüyorum. Fiyatlardan ödün veriyoruz fakat kalitemizden ödün vermiyoruz. Evet, tabii. Biz Türkiye için Türkiye'de üretiyoruz. Evet efendim, ben şimdi programıma çok özel bir soruyla devam etmek istiyorum. Biliyorsunuz ki sektörünüzde yalnız değilsiniz. Rakip firmalarınız var.
sizleri Europan mutfak eşyaları firması olarak diğer firmalarımızdan farklı kılan, ayrıcalıklı kılan en büyük özelliğiniz nedir Hakan Bey? Şöyle söyleyeyim, biz yeni bir markayız ama sektörü deneyimli olduğumuz için sektörün sorunlarını biliyoruz. Sektörün sorunlarını analiz ederek bunlara çözümler ürettik. Sevkiyat olsun, üretim olsun, kalite olsun ve müşteri memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Dolayısıyla biz hani farkımızı edersek yaratıcılığımız, kalitemiz ve buna bağlı olarak da en önemli olanın bir tanesi hani bireysel müşterilerde direkt müşteriye inen ürünü sevk etme, sevkiyat problemlerinin olmaması, üretimde zamanlama problemlerinin olmaması. Bunların hepsini şu anda analiz ettik. Yeni bir firma olarak bunları kurarken sistemimizde analiz ederek düzgün bir şekilde de kurduk. Şu andaki amacımız bu. Yani firmayı ileri bir seviyeye getirmek istiyoruz. Efendim bizler de sizlere vermiş olduğunuz bu güzel bilgilerden ötürü çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Daha nice olsun. Bol kazançlı, güzel günler sizlerle olsun. Teşekkür efendim. Ederiz. Teşekkür ederiz. İyi çalışmalar. Her şeyi gönlünüz çok. Sağ olun. Marka lastik ve jantları yurt içinde ve dünyanın çeşitli yerlerinde pazarlayan sektöründe öncü bir firmaya Keskin Otomotiv'i ziyaret ediyoruz. Sektörün enlerinden herkese merhabalar. Turumuz Ankara'da devam ediyor. Şimdiki durağımız Keskin Otomotiv'e konuk olduk. Yanımızda bölge sorumlusu Ömer Mert var ve ben hemen onu tanımak istiyorum. Ömer Bey merhabalar. Merhaba efendim. Hoş geldiniz Deniz Hanım. Hoş bulduk. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Sektörde 25 yıldır bu sektördeyiz. Lastik sektöründeyiz. İstanbul ve Ankara'da hizmet vermekteyiz. Sektörde yani bu firmada 4 yıldır çalışıyorum. Ankara sorumlusu olarak çalışıyorum. Lastik sektöründe Ankara'da ve İstanbul'da bilinen markaları satıyoruz. İzleyicilerimizi buraya bekliyoruz tabii ki. Burada sıcak bir ortamda iyi hizmet veriyoruz. Onlar da buraya her zaman bekleriz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun efendim. Başarılar sizlerle olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Alanında başarılı ve öncü olan güvenilir bir firmaya konuk oluyoruz. Evinizin içine en kaliteli ve cebinizi yakmayan malzemelerle döşemek isteyenler sizi Serdar İnşaat Dekorasyon'a davet ediyoruz. Merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Bugün de sizlere İzmir'in Balçova ilçesinden sektöründe öncü bir firmadan Serdar İnşaat ve Dekorasyon firmasından sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Yanımızda firma yetkilimiz Sayın Hayrettin Durur bulunmakta. Bakalım bizlere çalışmaları ve hizmetleri hakkında neler aktaracaklar ve ben hemen Hayrettin Bey'e dönmek istiyorum. Öncelikle merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz Hayrettin Bey. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz efendim? Ben Hayrettin Durur, Serdar Hazır Mutfak firmasının yetkilisiyim, sahibiyim. 1969 Van doğumluyum. 30 yıldır burada hizmet vermekteyiz. Peki Hayrettin Bey, Serdar Mutfak Dekorasyon olarak bünyeniz dahilinde genel olarak vermiş olduğunuz çalışmalarınız, hizmetleriniz nelerdir efendim? Kısaca bizlere ve izleyicilerimize aktarır mısınız? Evet, özet olarak söyleyeyim şöyle, işte komple tadilat işleri yapıyoruz. Evle ilgili, iş yerleriyle ilgili, aklınıza ne geliyorsa tadilatla ilgili komple anahtar teslim iş yapıyoruz. Bu arada bazen işte hastane işleri, okul işleri çıkıyor, onları da yapıyoruz.
yetişebildiğimiz kadar kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani daha doğrusu kısacası kişiye özel tasarımlarınızla da burada bünyenizde hizmet veriyorsunuz. Tabii evlerimize ne gerekliyse banyo dolaplarından tutun, mutfak dolaplarına, gardıroplarına kadar da sizin elinizden, emeğinizden geçerek evlerimize kadar geliyor değil mi Hayrettin Bey? Evet, dediğiniz gibi komple çalışıyoruz. Anahtar teslim iş yapıyoruz. Peki efendim, sizleri tercih eden saygıdeğer müşterilerinize burada sunmuş olduğunuz ürün yelpazeleriniz nelerdir? Tabii ki sadece mobilyayla sınırlı kalmıyoruz. Bunun haricinde farklı ürün yelpazelerimizle de burada İzmir halkına hizmet veriyorsunuz. Ben hemen ürün yelpazelerinizi neler olduğunu ve hangi alanlarda kullanıldığını sizlerden öğrenmek istiyorum. Evet, bizim işte mesela diyelim çelik kapı evin girişinden tutun, iç kapıları, plastik doğramaları, elektrik aksamları, elektrik tesisatları, su tesisatları, işte kalorifer, jeotermal, doğalgaz. Komple aklınıza ne geliyorsa evle ilgili. Her şeyi bünyenizde barındırıyorsunuz. Hepsine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. Peki Hayrettin Bey, Serdar İnşaat Dekorasyon olarak ileriye dönük hedefleriniz ve projeleriniz nelerdir efendim? Kısacası bizler sektörünüzü ilerleyen süreçlerde nerelerde göreceğiz? Ya, ilerleyen süreçlerde gene aynı işleri yapmaya devam edeceğiz. Yani bildiğimiz iş bu iş, başka iş yapamayız biz zaten. Peki farklı bir yerde farklı bir şube açmayı planlamakta mısınız efendim? Yok, yok. Açtık, kapattık, olmuyor. En güzeli bildiğimiz yer, kendi müşterilerimiz, memnunuz. Bizler de size vermiş olduğunuz bu güzel bilgilerden ötürü çok teşekkür ediyor. Başarılarınızın devamını diliyoruz efendim. Daha nice uzun, bol kazançlı, güzel günler sizlerle olsun diyorum İnşallah, Hayrettin Bey. Şimdiden iyi çalışmalar efendim. Sağ olun, teşekkürler inşallah. Sağ olun. Özel dokuma ürünleriyle birbirinden farklı kadın, erkek giyim ve örtüleri tasarlayan Melsa El Sanatları'na konuk oluyoruz. Merhabalar sektörün en iri izleyenleri, bizler sizlere bu hafta Muğla'dan seslenmeye devam ediyoruz ve Muğla'da bulunan Melsa El Sanatları Merkezi'ne konuk olduk. Yanımızda ise değerli belediye başkanımız Osman Bey bulunmakta ve bakalım bizlere vermiş oldukları hizmetler hakkında ne gibi bilgiler aktaracaklar. Hemen kendilerine dönelim. Merhabalar Osman Bey. Merhaba, Muğla'mıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, çok teşekkür ediyoruz. Çok incesiniz, ben öncelikle sizleri biraz yakından tanımak istiyorum. Evet, ben Doktor Osman Gür'ün Muğla Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Daha önce 3 dönem Muğla Belediye Başkanlığı yaptım. İlk dönemde Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapıyorum. Melsa gerçekten çok önemli bir görev, misyon yüklenmiş durumda. 1995 yılında Muğla'nın valisi, Türkiye'nin ilk kadın valisi Sayın Lale Aytaman tarafından el sanatlarının ve özellikle bürümcek dediğimiz ipek dokumanın gelişmesi için özel idare bünyesinde kurulan bir şirket. Zaman içerisinde çeşitli inişler çıkışlarla Büyükşehir yasasından sonra bize de devredildi. Burada geçmişten gelen el dokuma tezgahları, Denizli'de olduğu gibi, Buldan'da olduğu gibi, onlar çok yaygındı. Fakat daha sonra bunlar yerini maalesef hazır dokumaya bıraktı. Ama orada bunu yaşatmak, geleceğe taşımak için Lale Hanım'ın çok önemli bir teşebbüsüydü. Biz de Büyükşehir olduktan sonra, Melsa bize devredildikten sonra bunu geliştirmeye ve geleceğe doğru bir şekilde taşımaya çalışıyoruz. Efendim, bu değerli bilgilerden dolayı bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bol kazançlı bir yıl sizlerle olsun diyelim. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Güzellikler diliyorum. Her zaman diyoruz efendim, çok incesiniz. Hukuk alanında değişime ve gelişime öncülük ederek güven ilişkisiyle müvekkillerin sorunlarına çözüm üreten AVD Hukuk Bürosu'nu ziyaret ediyoruz. Merhaba sevgili sektör ürünleri. Bugün sizlere İstanbul Mertel'den sektöründe öncü bir firma olan AVD Hukuk'tan sesleniyoruz. Yanımızda kurucu avukatımız Fatih Dönmez bulunmakta. Buyurun sizleri tanıyalım. Merhaba, ismim Fatih Dönmez. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Birazcık kendimden bahsetmek istersem. 1979 yılında Antalya'da dünyaya geldikten sonra Hukuk Fakültesi için İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 97 yılında eğitim almaya başladım. Lisedeyken
Tek hedefim hukuk fakültesiydi. İstanbul Üniversitesi'ni tercih etme sebebim de İstanbul'da okumaktı. Tek tercihim İstanbul Hukuk Fakültesi ve ikinci bir tercihim yoktu. Daha farklı alanlarda da eğitim almam gerektiğini söyleyenler oldu ama benim lise birinci sınıftan itibaren her zaman için masamda İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve bunun puan cetveli önümdeydi. İstediğime ulaştım. İyi avukat olduğumu da düşünüyorum. Tabii ki hukuk fakültesini bitirdikten sonra değişik hukuk bürolarında faaliyet gösterdim. Bankaların hukuk danışmanlıklarında da çalıştım. 2008 yılında açmış olduğum AVD Hukuk Bürosu'yla birlikte bu tarihe kadar şu anda 35-40 kişilik bir kadroya ulaştık. Bu hukuk büromuzda yaptığımız işler değişik sektörlerle ilgili danışmanlıklar, çok ciddi ulusal ve uluslararası firmaların danışmanlıklarını yapmaya başladık. Kısaca kendimden bahsetmek istersen bu kadar diyelim. Peki Fatih Bey, vermiş olduğumuz hizmetler tam olarak nelerdir? Şöyle söyleyelim, bir firmanın ihtiyaç duyabileceği tüm hizmetleri buradan alması mümkün. Tabii ki biz bireysel müşterilere de çalışıyoruz ama ağırlığımız hukuki danışmanlık olduğu için firmaların tüm hizmetlerini bizden almasını sağlayabilmek. Bir firmanın ticari olarak ihtiyacı olan ticaret hukuku, icra hukuku, iş hukuku ve ithalat ihracat yapan firmaların gümrük ve vergi davalarıyla ilgili tüm uzman kadromuz bünyemizde mevcut. Bununla beraber akademisyen, İstanbul Üniversitesi'nde akademisyenlik yapan danışmanlarımızla da firmalara hizmet vermeye çalışıyoruz. Sizleri diğerlerinden ayıran özellikleriniz nelerdir Fatih Bey? Öncelikle en önemli özelliğimiz çözüm üretebilmek. Bu çözüm üretebilmek şu noktada, piyasayı da iyi tanıyarak bugüne kadar yapmış olduğumuz işler diğer avukatlara nazaran sonuca o yönelik olarak çalışmış olmamız bizim en önemli özelliğimiz. Bu da bizim referanslarla birlikte büyümemize sebep olmuştur. Ben sektöre başladığım zaman çevresi olan ya da babası, ailesi avukat olan bir kesimden gelmiyorum. O yüzden çok iyi iş yapmamız ve rekabet düzeyinde 50 bin tane avukat olduğunu düşünürsek bunların içerisinde sıyrılabilmek ve 2008'den bu yana araştırırsanız İstanbul'da benim kadar daha fazla büyüyebilecek bir hukuk bürosunu çok nadir bulabilirsiniz. 2008'de tek başıma başladığım bu yolculuğa şu anda 40 kişilik bir ekiple devam etmek çok kolay bir şey değil. Bizlere vermiş olduğunuz bu güzel bilgilerden dolayı teşekkür eder. Başarılarınızın devamını dilerim. Teşekkür ederim. Şimdi de ekip arkadaşlarımızın Hatıp Kışla Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile yaptığı röportajımız geliyor ekranlarınıza. Merhabalar, sektörün enleri izleyenleri, bizler sizleri bu hafta Aydın Karpuzlu'dan seslenmeye devam ediyoruz ve Karpuzlu'da bulunan Hatip Kışla Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifine konuk olduk. Yanımızda ise başkanımız Yaşar Bey ve muhasebe sorumlumuz Hamdi Bey bulmakta ve bakalım bizlere vermiş oldukları hizmetler hakkında neler aktaracaklar. Merhabalar efendim öncelikle. Merhabalar. Yaşar Bey, öncelikle size biraz yakından tanıyalım mı efendim? Ben 1957 doğumlu, Hatip Kışla doğumluyum. Hı hı. 2010'dan itibaren başkan seçildim buraya. 2017'de devam ediyoruz. Yolumuza devam ediyoruz başkan olarak. Pekala Hamdi Bey, aynı şekilde sizleri de biraz yakından tanıyalım efendim. 70 doğumluyum. 2002 yılından itibaren kooperatifin muhasebe bölümündeyim. Hı hı. Ve hala çalışmaya devam ediyoruz. Gerçekten çalışanlarımız ve başkanımız kooperatifimize yıllarını adayan çalışanlar. Ben tekrardan sizlere dönmek istiyorum Yaşar Bey. Burada Hatip Kışlaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak yolumuza devam ediyoruz. Ben biraz bölge halkına katkılarımızı, sunmuş olduğumuz hizmetleri sizlerden dinlemek istiyorum. 1987'den 87'de bu süt alımına başladık Pınar'la. Hı hı. 1987'den bari Pınar'da çalışıyoruz. Hı hı. Vatandaşlar sütümüzü alıyoruz. Pınar'a teslim ediyoruz.
satıyor. Hı hı. Karşılığında vatandaşa parasına yemlerini veriyoruz. Hı hı. Böyle devam ediyoruz. Peki Hamdi Bey, ben sizlere dönmek istiyorum. Biraz önce de başkanımızın belirttiği gibi ürünlerimiz alınıyor. Belirli markalara ulaştırılıyor. Bu esna işleyiş nasıl ilerliyor? Bu konu hakkındaki detaylı bilgileri de sizlerden istiyorum. Tabii. Zaten kooperatifimizin kuruluş yılı 1975 yılında. Hatıkçı'da köyü salamura, zeytin üzerineydi. Hı hı. Kuruluşun amacı o, salamura. 86-87 yılı galiba. 86-87 yılında üretici hayvancılığı yönelince sektör süt üzerine dönmeye başladı. Kooperatifimiz de bu alana çalışmaya başladı. Hı-hı. Ama ilk kuruluş amacımız salamura, zeytindi. Büyük bir firma, İzmir'deki Pınar şirketiyle bir anlaşmamız. Kaliteli de bir marka. Kaliteli bir firma. Hı-hı. Üreticimizin elindeki sütleri alıyoruz. Firmaya, hı-hı, gönderiyoruz. Bunun karşılığında üreticimize içeride market bölümümüz var, yem bölümümüz var, hı hı, un bölümümüz var. Süt karşılığında üreticinin tüm ihtiyaçlarını burada karşılamaya çalışıyoruz. Pekala Hamdi Bey, bu esnada sıkıntı ve zorluklarla karşılaştığımız elbette oluyordur diye düşünüyoruz. Evet, bu ne kadar doğru? Yani zaman geliyor sütlerin satımında, hı hı, süt fiyatlarında. Süt fiyatlarıyla yem fiyatlarının birbirine uyuşmuyor. Kesinlikle. Uyuşmadığı. Sütümüz şu an bizim ülkede düşük. Hı hı. Ama tam tersi yem fiyatları fazla. Orantısız bir şekilde ilerliyor. Üreticimiz bu yönde çok sıkıntısı çekiyor. Ama bir türlü önüne geçilemedi, yapılamadı. Ama tek sıkıntımız bu. Ama şu da var, dönemsel olarak firmalar. O Pınar firması da olsun, diğer firmalar da olsun, sütün bol olduğu dönemde satışlarımızda biraz sıkıntı oluyor. Hı hı. Bunu da ekran başındaki izleyenlere aktarmış olalım sizin, evet, vasıtanızla. Ama iki senedir bari, evet, toza, devlet desteğiyle toza yöneldik. Hı hı. Bahar sezonlarında sıkıntı çekmez olduk. Hı hı. Yani. Bizlerin makamınızı ağırladığınızdan dolayı Yaşar Bey ve Hamdi Bey, aynı şekilde biz de sizlere ekibimle birlikte çok teşekkür ediyoruz. Bol kazançlı güzel bir yıl bizlerle olsun diyelim. İnşallah. Hepiniz için inşallah. Şimdi de çocuklarınızı geleceğe başarılı bir şekilde hazırlayan Bursa Kavram Koleji'ne konuk oluyoruz. Bakalım çalışmaları ile ilgili neler anlatacaklar. Öncelikle merhabalar Ali Bey. Merhabalar İbrahim Hanım. Hoş geldiniz okulumuza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz Ali Bey? Tabii ki. Hay hay. Kavram okulları olarak 43 yıldan beri eğitim sektörünün öncü kuruluşlarından birisiyiz. Ve kavram okulları Bursa lokasyonunda, Bursa Nilüfer lokasyonunda bulunmaktayız. Önümüzdeki yılda inşallah Yıldırım kampüsümüzde sizleri ağırlamak isteriz. Önümüzdeki yılda Yıldırım kampüsünde hizmet vermeye devam ediyor olacağız. Anaokulundan 8. sınıfa kadar öğrencilerimize hizmet vermekteyiz. Okulumuzun iki farklı yönü bulunmakta. Birincisi akademik olarak gelişim sağlamasına yönelik olarak öğrencilerimize hizmet veriyoruz. İkincisi ise bilişsel gelişim yönümüz. Öğrenmenin önündeki engelleri kaldıran en büyük alternatiflerden bir tanesi olan bilişsel gelişimi, yani eğitimdeki yenilikçi kavramı sürekli takip eden, bunun izinde devam eden bir kurumuz. Peki Ali Bey, bizlere aktarmış olduğunuz bu güzel bilgilerden ötürü size çok teşekkür ediyor. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Şimdiden iyi çalışmalar. Her şey gönlünüzce olsun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Alanında başarılı ve öncü olan güvenilir bir firmaya konuk oluyoruz. Gıda sektöründe öncü ve güvenilir bir firma olan Acarsoy Gıda'yı ziyaret ediyoruz.
Murat Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Murat Bey kimdir? Tabii, Murat Acar, Ankara doğumluyum, 38 yaşındayım, evliyim, evet. İki çocuğum var. Allah başlasın. Teşekkür ederim. Ticaretle uğraşıyorum. Farklı iş sektörlerimiz şu an yok, ticaretimiz var. Zaten çocuklarımdan ve eşimden vaktim kalmıyor farklı bir şeylere. Evet, diyorsunuz ki tabii ki hem iyi bir baba. Tabii en önemlisi. Evet. En önemlisi. Hem de iyi bir patron. Olmak için uğraşıyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Teşekkür ederim. İşte şirketimizin başındayız. Sabah geliyoruz, akşam gidiyoruz. Yoğun bir şekilde, yoğun bir tempoyla devam. Aynen öyle. Yoğun bir şekilde, yoğun bir tempoyla devam ediyoruz. Evet, ama tabii ki bir kuruluş hikayeniz vardır muhakkak. Kolay gelmedi ki bu zamanlara. Tabii. Kuruluş hikayemiz var. Bizim babamla birlikte kurduk şirketi daha doğrusu. Babadan gelmedi de şirket. Babam bu sektörlerde para kendi tarafında değil de firmanın yöneticisiydi. Şimdi distribütör olduğumuz firmalardan bir tanesinin yöneticisiydi. Ben üniversite mezunu olduktan sonra zaten üniversitedeyken hep ticaret yapmak istiyordum. Yani memuriyet ya da masa başı görevi çok benim için değildi. Hep onu söylüyorduk. Aslında daha çok insana da iş imkanı aynen öyle. Emekli olduktan sonra Ankara'da bir şirket kurduk. Sonra biz ilk başta Bolu'ya başladık. Bolu'nun bölge bayisi olduk. Bolu'da 900 tane müşterimiz var, hizmet ettiğimiz. Bolu'muz da çok güzel. Bolu'muz da güzeldir. Sonra 2012 senesinde Düzce'yi de firmamıza kattık. 2015 senesinde başka bir bayiliğimiz oldu. 2016 senesinde yine bir kendi alanında Türkiye'nin en büyük firması olan başka bir distribütörlüğümüz daha oldu. Ve şu an devam ederek gidiyoruz. İşte Bolu ve Düzce'de ortalama 3000 müşterimiz var. 60 tane sevkiyat aracımız, 100'ün üstünde personelimizle en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Durmak yok diyoruz. Durmak yok. Devam İnşallah ediyoruz. Devam edeceğiz de. Evet. Yani. Murat Bey, aslında markalarımızın güçlü olması da bir avantaj değil mi? Tabii markalarımız çok güçlü. Yani bizim ilk işe başladığımız, sektöre başladığımız Ülker firması var. Yani Türkiye'nin zaten pazar lideri. Kesinlikle. Avrupa'nın en büyük 3. gıda firması. Ülker'in gücü. Yanında içim grubu var. Lactalis ve yine Ülker ortaklığı çok büyük bir firma. Bu peynir, süt, içim grubunu. Evet. Ve 2016 senesinde de Çaykuru, Türkiye'nin gururu Çaykuru'da bünyemize kattık. Olmazsa olmazımızla evet. Bu üç grup kendisi zaten bir pazar liderliği var. Kendisinin kaliteli bir satış ekibi var. Biz de doğru yerde doğru hizmeti sunduğumuzda hiçbir şekilde problem olmadan ticaretimize devam ediyoruz. Müşterilerimiz de memnun. Yani 3000'e yakın müşterimiz var Bolu ve Düzce'de. Bunlarla gayet uyumlu bir şekilde ticarete devam ediyoruz. Evet, aslında işimiz kolay değil tabii ki. Tabii işimiz kolay değil. Bunun bir süreci var. Biz o zaman buraya ürünün gelip ve teslim edilene kadar nasıl bir süreçten geçtiğini öğrenelim mi? Tabii. Ülker ürünleri için bizim otomasyon sistemimiz var. Fabrikaya B2B dediğimiz bir sipariş sistemi. İnternetten siparişimizi giriyoruz online olarak. Taze ürün olması için 14 günlük stok istiyorlar bizden. Yani 14 gün üstündeki stokları istemiyor firma. Taze ürün satması lazım. Tabii. Özellikle son kullanma tarihi, bunlar çok önemli. Tabii. Bir de bizim ürünlerimiz lezzet içerdiği için, yani hızlı tüketim maddesi, bisküvi, çikolata, insanlar çocuklarını aldığı, sevdiklerini aldığı ürünler, temel gıdadan ziyade farkı o. Keyif almaları lazım. Kesinlikle. Forkliflerden indiriyoruz. Hı hı. Yüklemelerimizi yapıyoruz. Soğuk havalarımız var, serin havalarımız var ve oda sıcaklığımız diye 3 grubumuz var. İçim grubunda, diğer grupta o zaten soğuk hava, peynir, yoğurt grubu olduğu için onlar hep, yani ısı belli bir ısının altına girmeden, soğuk zincir tedariği dediğimiz, kırılmadan onları, noktaları o şekilde hassas da olmak zorundayız. Tabii. Çok önemli. Gıda yapıyoruz. Çay, zaten çayımız dökme geliyor. Çayımızı da paletleyip burada müşterilerimize gönderiyoruz. Yani bizim işimiz bu olduğu için sevkiyatında ve probleminde hiçbir şey yaşamıyoruz. Zaten firmalarımız güçlü, dediğim gibi pazar lideri firmalar olduğu için siparişi girdiğimizde 2 iş günü içinde tüm ürünlerimiz geliyor. Evet, tabii ki geliyor ama bunun belirli bir sürede de ulaşması gerekiyor. Tabii, 24 saat, maksimum 48 saatler. Yani bizim tüm 3 firmamızın da 24 saattir ulaşma süresi. Mecburiyetimizdir bu.
Ama hani bazı işte karda, kışta yollar kapanıyor ya, aksilik olmazsa olursa 48 saat içinde biz bunları göndermek zorundayız. Özellikle Bolu'dan bahsediyoruz. Kışın ne kadar ağırdı mı? Çetin geçtiği yerlerimiz bunlar. İşte böyle bir coğrafyada yaşıyoruz. Ama mutluyuz. Yani kaliteli hizmet, kaliteli müşteri ve kaliteli ürün olduktan sonra bizim işimizde çok fazla bir problem yaşamıyoruz. Evet, ürün kapasitemiz nedir ortalama? Ortalama 2500 çeşitimiz var. Bizim SKU dediğimiz 2500 SKU'muz var. Bunların 1300-1400 tanesi ülker grubunun, 500-600 tanesi diğer içim grubunun, bir 100 tane yakında çay grubunda var. Tabii ülker grubunda her şey var. Bisküvi, çikolata, kağıt grubu. Yani bugün bir market açmak isteseniz şu an Acarsoy'un sattığı ürünlerde sadece tütün ve alkollü içecekler hariç yani %90'ını şu depoda gördüğümüz ürünlerle açabiliyoruz. Bizim... Yani müşteri portföyünüzü soracağım. O da ortalama tabii marketler değil mi? Marketler, benzin istasyonları, işte okul kantinleri vardı. Bu sene okul kantinlerine gidemiyoruz. Sadece ayran verebiliyoruz yasaklandığından dolayı. Yani şöyle söyleyeyim ben size, ekmek satılan her yer, su satılan her yer bizim müşteri portföyümüz. İnsanların girip alışveriş yapacağı her yer bizim müşterimiz. Yani her noktada varız. Olması gereken de o zaten. Evet. Müşteri memnuniyetinin öneminden biraz bahsedelim. Sonuçta dediğimiz gibi çok zorlu bir iş yapıyorsunuz. Tabii. Hassas olmanız gereken çok noktalar var gıda işiyle de uğraştığımız için. Bu konuda nelere dikkat ediyoruz özellikle? Ya müşteri memnuniyeti bizim zaten olmazsa olmazımız. Birinci önceliğimiz. Müşterimize biz ürünü zamanında tedarik etmemiz çok önemli. Müşterimizin herhangi bir sebepten dolayı üründe bir deformasyon olduysa, işte SKT'si geçtiyse bunu biz alıyoruz. Firmaya yolluyoruz, imha gönderiliyor falan. Bu çok önemli. Yani müşterinin en fazla beğendiği ürünün iadesi. Ürünün arkasında duruyor. Direkt edebiliyorlar değil mi iade? Hani tabii. Ufak bir sıkıntıda. Yok direkt iade edebiliyorlar zaten. Güzel. Ya birebir değiştirme yapıyoruz ya da işte diğer grupta da iade faturası alıp farklı, isterse ürün alıyor isterse alacağından düşüyoruz. Bir müşterinin istediği zamanında teslimat ve iade garantisi olduktan sonra hiçbir problemimiz yok. Düzenli uğruyoruz zaten. Rut günlerimiz, rut saatlerimiz var. Onu firmada kontrol ediyor. Biz de kontrol ediyoruz arkadaşları. Haftalık toplantılarımız oluyor. Tabloda bakıyor işte. Yani 10 dakika erken oluyor, 10 dakika geç oluyor ama her hafta hemen hemen herkesin uğradığı saat bildir. 60 araçta bugün nerede olacağını biliyoruz biz. Evet, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Ben teşekkür ediyorum. Ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkürler. Hoş geldiniz diyorum çok tekrar. Çok sağ olun. Teşekkürler. İyi yalıtım sistemine sahip, uzun ömürlü ve kullanışlı pencere ve kapı sistemlerine sahip olmak için İşben'e konuk oluyoruz. Merhabalar Mustafa. Merhaba. Bey. Efendim, öncelikle sizi biraz yakından tanıyarak devam edelim mi röportajımıza? Ben Mustafa İşbecer'im. Bu tesisin sahibiyim. 2001 yılından beri bu işle uğraşıyorum. Daha önceki yıllarda iki atölyem vardı. İki atölyede çalışmak zor olduğu için işte bu yeri kendi imkanlarımla yaptım ve CNC makinalarımı kurdum. Hem millete hem devlete yardımcı olmak için çalışıyorum. Hani... Pekala Mustafa Bey, o zaman biraz daha derinlere inelim sizlerle. Markamız burada bölge halkına ve tabii ki civar noktalara ne gibi hizmet ve çalışmalar sunuyor? Yani burada bir günümüz neler geçiyor? Bünyemizde neler var? Bünyemizde bütün plastik kapı, pençeli, sineklik, çelik kapı, duş gibi ürünlerle çalışıyoruz. Üretimi gerçekleştiriyor. Üretimi gerçekleştiriyoruz. Peki ürünlerimiz burada hazırlandıktan sonra piyasaya hangi alanlarla ulaştırılıyor? Kimlerle işbirliği içerisinde çalışıyoruz? Bizimle çalışan talibayilerimiz var. Burhaniye var. Dikili var. Bergama var. Yani yakın çevremizde bizimle çalışan talibayilerimiz var. Onlar da ürünleri verip onları kendi montajlarına kendi... Zaten bu tesiste böyle bir arkadaşlarımız olmasa bizim çalışmamız mümkün değil. Çünkü bizim günlük kapasitemiz 1300-1400 metre tül. 1300-1400 metre tülü biz burada işlememiz mümkün değil. Kesinlikle. Onun için arkadaşlarla çalışıyoruz. Peki ekibimize de tabii ki burada büyük bir sorumluluk düşüyor diye düşünüyoruz. Mustafa Bey, kaç kişilik bir ekibimiz var burada ki bu işlemlere yetişebiliyoruz? Şu anda çocuklarım hariç 25'in
üzerine çıkmaya çalışıyoruz ama evet. Bizim burası göç almıyor, göç veriyor. Kesinlikle. Göç verdiği için de eleman bulmak çok zor. Hı hı. Onun için büyüyemiyoruz daha fazla. Sektörün aslında eleman bulmakta da sıkıntıları var değil mi? Bunu da iletmiş evet, olalım ekran evet, başındaki var, izleyenlere. Var. Pekala Mustafa Bey, buradan son olarak bizi ekran başında izleyen izleyenlerimize neler aktaralım buradan? Bizi ekran başında izleyen insanlarımıza benim söyleyecek olduğum tek şey var. Yalnız fiyat bakımında düşünmesinler. Kaliteyi ucuza alamazlar. O zaman Mustafa Bey, kalite arayanları işfene bekliyoruz değil mi? Evet kardeşim. Efendim, bu değerli bilgilerden dolayı bizler sizlere çok teşekkür ediyoruz. Dileriz ki bol kazançlı bir yıl sizlerle olsun. Allah razı olsun. Ev aksesuarlarından kapı süslerine, banyo aksesuarlarından tablolara kadar tarz sahibi kadınların tercihi olan Tasarım E-Moda'yı ziyaret ediyoruz. Merhaba sevgili sektörün enleri. Bugün sizlere İstanbul Merter'den sektöründe öncü bir firma olan Tasarım H-Moda'dan sesleniyoruz. Yanımızda firma kurucumuz Hülya Akgün bulunmakta. Buyurun sizleri tanıyalım. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Hülya Akgün. İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezunum. 3 yıl önce de bu firmayı kurdum. Burası bir e-ticaret mağazası. Kişiye özel tasarımlar yapıyoruz burada. İnternet üzerinden, web sayfamız üzerinden, sosyal medya üzerinden ya da buradaki showroomumuzdan, Merter'deki showroomumuzdan insanlar bize ulaşabiliyorlar. Burada biz bir alsat mağazası olarak hizmet vermiyoruz. Burası bir sanat atölyesi, bir tasarım atölyesi. Bu atölyede kendi bünyemizde tasarımlarımızı yapıyoruz. Bunları yaparken de değerli müşterilerimiz bizlere evlerinin resimlerini, mobilyalarının resimlerini, eşyalarının resimlerini atıyorlar. Bu resimler üzerinden onların hayal ettiği şekilde tabloları ya da ev aksesuarlarını hayata geçiriyoruz. Bunları taşlı olarak ya da çiçekli olarak onlara resim atarak gösteriyoruz. Onlar da memnuniyetlerini bize daha sonra resminden daha da güzelmiş diyerek geri dönüşler yaparak bildiriyorlar. Peki vermiş olduğumuz hizmetler nelerdir? Şimdi burada biz birçok ürün yapıyoruz aslında. En çok kapı önü paspasları çiçekli. 3 boyutlu tablolar, sofra aksesuarları, ev aksesuarları ve masaüstü çiçekleri yapıyoruz. Bunların hepsini yaparken biraz önce de altını çizdiğim gibi hiçbiri hazır ürün değil. Burada gördüğünüz çerçeveler, çiçek dizaynları hepsi kendi tasarımımız, kendi bünyemizde yapılıyor. İğneden ipliğe her şeyde kendi dokunuşlarımız mutlaka var. Ve müşteri ne istiyorsa, yani evine hangi rengi hayal ediyorsa, hangi deseni, hangi çizgiyi görmek istiyorsa o şekilde hizmet veriyoruz. Yani ve kendimiz o kadar güveniyoruz ki koşulsuz iadeli çalışıyoruz. Ama böyle bir şey asla olmuyor. Hep bize dönüşler mutlaka resminden daha da güzelmiş şeklinde olduğu için bu bize çok büyük bir güç ve ivme kazandırıyor. Peki ileriye yönelik hedeflerimiz nelerdir Hülya Hanım? Biz şu anda sosyal medya üzerinden aslında güzel yerlere geldik. Evet. Birçok televizyon programına sponsor olduk. Halen de devam ediyor. Yurt dışına kargolarımız sürekli var. Hem yurt dışı hem de yurt içinde satışlarımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Ben bayan olarak en çok sevdiğim şey kaliteli ürünleri ucuza almak. Ederinden fazla para vermemek benim en çok beni mutlu eden şeylerden biri. Ben bunu baz alarak zaten bu firmayı kurmuştum. Şimdi de bakıyorum gerçekten insanlar az kar çok satış mantığıyla hareket ettiğimiz için bunun farkına varıyorlar. Çünkü artık internette insanlar her şeye çok rahat ulaşabiliyorlar. Bizim ürünlerimizi gördükleri zaman da hem fiyatları makul hem de bütçelerine göre tercih sebebi oluyoruz. Biz 7 kişilik bir kadroyuz. Daha doğrusu bir aileyiz. Burada aile şeklinde insanlara hizmet vermeye devam edeceğiz. İnşallah her gün daha iyiye, daha güzele doğru sizlerle birlikte gideceğiz. Öyle mi? Peki. Son olarak bizlere neler söylemek istersiniz? Ben şunu söylemek istiyorum. Aslında bizim misyonumuz bu. Kalite tesadüf değildir. Her insan özeldir. Lütfen herkes kendi kıymetini bilsin ve şıklık detaylarda saklıdır. Bunu söylemek istiyorum.
Bizlere vermiş olduğunuz bu güzel bilgilerden dolayı teşekkür eder. Başarılarınızın katlanarak devam etmesini dilerim. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi de birbirinden lezzetli kebap çeşitlerinin yer aldığı tarihi Bursa heykel kebapçısı Mehmet Usta'ya konuk oluyoruz. Merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Bugün de sizlere Bursa'dan, sektöründe önce bir firmadan, bir lezzet durağından, tarihi Bursa heykel kebapçısından seslenmeye devam ediyoruz. Yanımızda firma sahibimiz Sayın Mehmet Sayın bulunmakta. Bakalım bizlere bu eşsiz lezzetleri ve Bursa İskender'i hakkında neler aktaracaklar ve ben hemen Mehmet Bey'e dönmek istiyorum. Merhabalar efendim. Merhaba Ebru Hanım. Bursa'ya hoş geldiniz. Sizi... Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz sağ, Mehmet sağ Bey. Olun efendim. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz efendim? Şimdi efendim biz sektörümüzde hep vizyonu ve misyonu düzgün olan bir firma olmaya çalışıyoruz. Bu kebap sektöründe birinci sıraya olmasa bile ikinci sıraya olmaya çalışıyoruz. Yani en iyi şekilde müşterilerimize hizmet vermeye çalışıyoruz Zevra Hanım. Peki efendim, tarihi Bursa heykel kebapçısı olarak bünyeniz dahilinde gerçekleştirmiş olduğunuz hizmet ve çalışmalarınız nelerdir Mehmet Bey? Kısaca bizlere ve izleyicilerimize aktarır mısınız? Şimdi Bursa'da bu kebap sektöründe ilk önce etlerin kalite olması, işte kekik otlarıyla beslenmiş kuzuların kesilmesiyle onların çıkan etin kalitesiyle bir de bu süt danalar beslenerek kendi ürünlerimiz, kendi beslediğimiz hayvanlarla bu eti elde ediyoruz. Kendi tesisimizde bu etleri bir işleyerek kebap severleri, misafirlerimize, biz müşterilerimize hizmet ediyorsunuz. Aynen, hizmet ediyoruz ve bu güzel hizmeti onlara vermeye çalışıyoruz. Peki Mehmet Bey, buraya gelen, sizleri tercih eden saygıdeğer müşterilerinize sunmuş olduğunuz menüleriniz, spesiyalleriniz nelerdir? Şu anda ekran başındaki izleyicilerimiz her şeyden evvel burada şimdi, meşhur Bursa aynen. İskender'ini görüyorlar, pide çeşitlerimizi görüyorlar ama biz bir de bunları sizin ağzınızdan duymak şimdi, ve dinlemek istiyoruz. Teşekkür ederim Ebru Hanım. Şimdi bu bizim Bursa kebabımız Bursa özgü bir ürün olduğu için biz de bu sektörde önce bir firma olduğumuz için bu ürünü en iyi şekilde yapıyoruz ve misafirlerimize ikram ediyoruz. Şimdi her zaman söyledim, onun dışında kuşbaşılı pidemiz var, kıymalı pidemiz var, karışık pidemiz var ve bunlar hepsi itina ile hazırlanıp misafirlerimize ikram ediyoruz Ebru Hanım. Peki efendim, bu işin duayeni olarak biraz da bize Bursa İskender'inin özelliklerinden bahseder misiniz? Tabii ki. Şimdi bu ürünün kolay ortaya çıkmıyor tabii. Büyük şey var, hizmet var, ürün var. Dolayısıyla şimdi biz pideleri kızartıyoruz kömür ateşinde ve onun soslamasıyla etin güzel yerlerini hazırlayarak üstündeki bonfileleri kömür ateşinde pişirerek bunları misafirlerimize sunuyoruz. Yani İskender bu şekilde ortaya çıkıyor. Evet. Peki efendim, tarihi Bursa heykel kebapçısı olarak ileriye dönük hedefleriniz ve projeleriniz nelerdir Mehmet efendim, Bey? Kısacası bizler sektörünüzü ilerleyen süreçlerde nerelerde göreceğiz? Teşekkür ediyorum. Biz şu anda dediğim gibi misyonumuz ve vizyonumuz hep ufkumuz açık olmak üzere. Bursa'da sektör lideri kısmet olursa ileriki yıllarda İstanbul'u düşünüyoruz. İnşallah en kısa zamanda hedeflerinize muvaffak olursunuz diyorum ve biraz da bu lezzetli ürünlerimizin fiyat politikasına değinmek istiyorum. Sizler de biliyorsunuz ki burada bir emek sarf ediyorsunuz. Bu emeğinizin de bir bedeli, bir karşılığı muhakkak olmalı diye düşünüyorum. O zaman ne diyoruz? Fiyat politikası diyoruz. Burada sizleri tercih eden müşterilerinize uygulamış olduğunuz fiyat politikanızı biraz sizden öğrenmemiz mümkün mü Mehmet Bey? Teşekkür ediyorum. Şimdi bu Bursa kebabımızın fiyatı şu anda 22 ile 25 civarı. Biz bu ürün hazır ürün olmadığı için biz bunu kişiye özel, işte bonfilesi, eti herkesin az kızarmış, çok kızarmış şeklinde istedikleri için hanımefendiler, şimdi mesela günümüzde zarif hanımefendiler var. İşte pides az, eti bonfilesi bol gibi şeklinde bunun fiyatları değişebiliyor. Ama standart bunun fiyatı 20 TL'dir. İşte kuşbaşılı pidemiz 16 TL'dir. Evet. Kıymalı pidemiz 15 TL'dir. O şekilde sıralama devam ediyor. Yani kısacası her kesimden, her bütçeye hitap eden fiyat aralıklarınızla burada hizmet ve çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz da diyebiliriz. Peki Mehmet Bey, sizler için müşteri memnuniyetinin önemi nedir efendim? Müşteri memnuniyeti bizim için birinci sıradadır. Her şeyin üstündedir. Eğer müşteri var olduğu sürece biz varız. Eğer biz onları memnun edemezsek onlar
bizi bırakırlar. Onun için biz her şeyin müşteri, her şeyin üstünde tutuyoruz. Onlar bizi müşteri olarak görmüyoruz. Onlar bizim misafirlerimiz. Biz her konuda misafirlerimizle, ikramlarımızla ön plana çıkmaya çalışacağız. Onların müşteri memnuniyeti bizim için birinci sıralıdır. Peki efendim, şimdi çok özel bir soruyla programıma devam etmek istiyorum. Biliyorsunuz ki sektörünüzde yalnız değilsiniz. Rakip firmalarınız var. Sizleri Tarihi Bursa Heykel Kebapçısı olarak diğer firmalarımızdan farklı kılan, ayrıcalıklı kılan en büyük özelliğinizi sizlerden öğrenmek istiyorum. Şimdi sektörde tabii ki biz kendimizi çok iyi yerlerde görüyoruz ve misafirlerimiz de bu şekilde takdir ediyorlar. Siz de gördüğünüz gibi biz kebabı sırf şey olsun diye, bu bizim yaşam tarzımız, bu bizim hayatımız. Yani biz bu kebabı çocukluğumdan, başlangıç yaşı, ilkokulu bitirdikten sonra 37 senedir bu sektörde hizmet veriyoruz ve misafirlerimize en iyi şekilde, en kaliteli, en iyi ürünü vermeye çalışıyoruz Ebru Hanım. Dolayısıyla biz bu sektörde lider olmaya çalışıyoruz, en iyi olmaya çalışıyoruz ve misafirlerimize en iyi ürünü yedirmeye çalışıyoruz. Bizlere aktarmış olduğunuz bu güzel bilgilerden ötürü size çok teşekkür ediyor. Başarılarınızın devamını diliyoruz Mehmet Bey. Biz de teşekkür ederiz. Ayağına sağlık, gününüze sağlık. Başarıların devamını diliyorum efendim. İnşallah efendim. Daha nice uzun, bol kazanç, güzel günler sizlerle olsun. Şimdiden iyi çalışmalar, her şey gönlünüzce olsun. Sağ olun efendim. Hepimizin gönlünce olsun efendim. Çocuklarınızın iyi bir üniversite kazanabilmesi için onları geleceğe başarılı bir şekilde hazırlayan sınav özel öğretim kursuna gidiyoruz. Zeker Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz efendim. Sohbetimize geçiş yapacağız tabii ki. Ama biz öncelikle Zekai Bey'i tanımak isteriz. Hay. Zekai Öztürk fizik öğretmeni ve bu işi yıllardır, 22 yıldır severek yapan birisi. Çok güzel. Bütün öğretmenlik sürecini hep özel sektörlerde çalışarak geçirmiş birisi. Ve inşallah ömrü yettikçe, öğrencilerle iletişim kopmadıkça bu mesleğe devam edecek. Kendisini mesleğine tabii ki eğitim adamış bir insan diyoruz. Kesinlikle evet. Bu işi severek yapıyoruz. Bizler de iyi ki varsınız diyoruz hocam. Sizler sayesinde geleceğe çok parlak çocuklar yetişiyor. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İnşallah layık oluruz. Teşekkürler hocam. Tabii ki merak ediyoruz, sınav kursunun kuruluş hikayesi nedir? Tabii ki. Biz Özel Faktör Akademi Danışmanlık Şirketi bünyesinde arkadaşlarımızla beraber Bolu'da 2004'te başlayan sınav, eski adıyla dershanelerin yolculuğunun bayrak değişimi üzerine, özellikle bu FETÖ'nün darbe girişiminden sonraki süreçte yeni yapılanmayla beraber yeniden devletimizin belirlediği şartlara uyarak yeniden yolculuğa başladık. Bu bağlamda Gerede de iki şubemiz, Bolu merkezde bir şubemiz ve bir de KPSS kursumuzla yolculuğumuza devam ediyoruz. Güzel hocam. Tabii ki eğitimin de kalitesi bence olur. Ben öyle düşünüyorum. Siz de bunu kesinlikle sunmuşsunuz zaten. Kesinlikle. Şunu göğsümüzü kabararak söylüyoruz ki sınav ailesi Türkiye'de 200'ün üzerinde şubesi olan, gelenekleri olan bir kurum. Ve hamdolsun hiçbir tane bile şubesi FETÖ yüzünden kapatılmadı. Bu bağlamda bütün Türkiye'deki bu hassasiyeti gösteren sınav ailesine özellikle teşekkür ediyoruz. Biz de eğitim noktasında öğrencilerimizin hem arzu ettikleri, sevdikleri mesleklere ulaşması noktasında hem de mesleklerin yanında vatanına, milletine hayırlı olacak ve geriye dönüp bıraktığı bir nesli severek, üzerinde böyle gurur duyarak bu benim vatanım diyebileceği bir nesil yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz. Çok teşekkür ediyoruz kesinlikle hocam. Vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı dediğimiz gibi çok zor bir süreçten geçtik ve en azından sizler sayesinde ailelerin de içi rahat, çocuklarını güvenilir bir şekilde gözü kapalı sizleri yönlendirebiliyorlar, eğitimi yönlendirebiliyorlar. Bu da sizin sayenizde diyoruz tabii ki. Evet, kesinlikle öyle. Biz hem Bolu'da hem Gerede velilerimizin de öğrencilerimizin de güvenini kazanmış bir kurumuz. Evet. Bunu sadece verdiğimiz derslerdeki başarı, sınav başarısıyla değil, aynı zamanda onların ahlaki süreçlerine ve topluma faydalı olacak davranışlara katkı bulunmada da sürekli rehberlik yapmaktayız. Eğitim bir bütündür çünkü. Kesinlikle. Türkiye'nin en büyük problemi eğitim maalesef. Cumhuriyet'in kurulduğu tarihlerden benim gençliğime kadar geçen süreçte müfredatta bir tane bile değişiklik yapılmamıştı. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ailelerin de göz arkada kalmasın. Kesinlikle. Çocukları emin ellerde diyoruz. Allah'ın izniyle. Teşekkür ederiz Biz hocam. Teşekkür Çok ederiz. Sağ olun. Teşekkürler.
emlak, ticari danışmanlık, sağlık ve eğitim danışmanlığı olmak üzere geniş ürün yelpazesine sahip olan Oktamam Eğitim ve Pazarlama'ya konuk oluyoruz. Merhaba sevgili sektör ürünleri. Bugün sizlere İstanbul Fatih'ten sektöründe öncü bir firma olan Okey Tamam Grup'tan sesleniyoruz. Yanımızda eğitim müdürümüz Serpil Kuşçu bulunmakta. Buyurun sizleri tanıyalım. Merhaba. Okey Tamam Grup 1992 Kuveyt kuruluşlu uluslararası bir şirkettir. Pek çok alanda aktivitelerimiz sürdürülmekte. Ticari bağlamda servis veriyoruz. Eğitim alanında eğitim danışmanlığı hizmetlerimiz var. Hem uluslararası öğrencilere hem de Türk öğrencilere Kanada'da, Malezya'da, Polonya'da eğitim almak isteyen öğrencilere tamamıyla %100 ücretsiz eğitim danışmanlığı servisi verip onların arzu ettikleri eğitimi almalarını sağlıyoruz. Detaylı hizmetlerimiz hakkında bilgi almak isteyenler olursa www.okeytamam.tr adresini inceleyip bizlerle irtibata geçip servislerimizi ve yardım ettiğimiz konuları tamamıyla detaylıca görebilirler. Peki vermiş olduğumuz hizmetler tam olarak nelerdir? Eğitim danışmanlığı sunuyoruz. Yurt dışından gelen öğrencilerimiz için, Türkiye'de eğitim almak isteyenler, Türkiye'den yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencilerimiz için danışmanlık servisi sunuyoruz. Özellikle Malezya, Kanada ve Polonya konusunda Türk öğrencilerimize gerekli tüm desteği sunuyoruz. Ticari bağlamda hizmetlerimiz var, emlak hizmetlerimiz var. Yatırım amaçlı Türkiye'ye gelen, yurt dışından gelen yatırımcılara tüm desteği sunuyoruz. Pek çok alanda aktif uluslararası bir şirkettir Okey Tamam Grup. Serpil Hanım'a bizlere vermiş olduğu bu güzel bilgilerden dolayı teşekkür eder. Başarılarının devamını dileriz. Çok teşekkür ederiz. Bizler de ilginizden ve ziyaretinizden dolayı TV8 ve TV8 International kanalına ve tüm ekibine çok teşekkürlerimizi ileteceğiz. Ekip arkadaşlarımızın Düzce Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Vildan Şamandar ile yaptığı röportajımız geliyor ekranlarınıza. İzliyoruz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Vildan Hanım, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Vildan Şamandar, 1978 Düzce doğumluyum. 16 evet. yıldır bu kurumda görev yapmaktayım. 16 yıl çok uzun süredir. Evet, 2010 yılından itibaren de kurumda başkanlık olarak görevime devam ediyorum. Odamıza kayıtlı 600 üyenin kayıtlarını tutuyoruz burada. Esnaf veri tabanında bu kayıtları güncel halde tutuyoruz. Bakanlığımızın yönetmeliği doğrultusunda ve bu kayıtları hazır halde bulunduruyoruz. Odamıza kayıtlı üyelerimizin istemiş oldukları belgeleri düzenliyoruz, tanzim ediyoruz, onlara ulaştırıyoruz. Yine odamıza kayıtlı basit usule tabi mükelleflerimizin basit usul muhasebe işlemlerini odamızda tutuyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Rica ederim. Teşekkür ederim. Alanında başarılı ve öncü olan güvenilir bir firmaya konuk oluyoruz. Merhaba sevgili sektörün enleri izleyenleri. Bugün sizlere İstanbul 4. Levent'ten sektöründe öncü bir kurum olan Hüseyin Arkın Hair Design'dan sesleniyoruz. Yanımızda firma yöneticimiz Emre Bey bulunmakta. Buyurun sizleri tanıyalım. Merhabalar. Emre Özer. 25 seneden beri bu sektörün içindeyim. Yeniliklerle beraber müşterilerimize daima en iyi hizmeti verebilmek, en kaliteli hizmeti verebilmek için uğraşıyoruz. Yurt dışı eğitimlerimiz oluyor, yeni kreasyonlarımız oluyor, onları sürekli takip ediyoruz. Bizim işimizi en çok bizi mutlu eden, bizi motive eden, aynı zamanda bizi daha çok enerjimizi kalkındıran, daha çok bizi bu işe sevk eden müşterimizin memnuniyetidir. Müşterimiz ne kadar memnun olsa biz de o kadar mutlu oluyoruz. En başta şöyle söyleyeyim, yeni olan, yeni çıkan bütün kreasyonları takip etmek zorundayız. Yeniliklere açık olmak zorundayız. Bizlere vermiş olduğunuz bu güzel bilgilerden dolayı teşekkür eder. Başarılarınızın devamını dilerim. Sağ olun, teşekkür ederim. Ev sahibi olmayı düşünenler Modest Prefabrik Çelik Yapı sayesinde hem daha uygun fiyata hem de çok daha hızlı bir şekilde ev sahibi olabilirsiniz. Nasıl mı? İzliyoruz. Erkan Bey, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Erkan Bey kimdir? Erkan Bey Trabzonlu aslen.
Düzce'de şu anda Modest Prefabrik olarak konut sektöründe hizmet vermekteyiz. Kaç yıldır peki hizmet veriyoruz? Biraz kuruluş hikayemizden bahsedebilir miyiz Erkan? Kuruluşumuz aslen 2009 yılı İstanbul'da. Düzce bölgesinde konutlarla ilgili yoğun bir talep üzerine biz Düzce'ye geldik. Bir yılda şu anda Düzce'de Düzce halkına hizmet vermekteyiz prefabrik sektöründe. Bu şekilde faaliyetimiz devam ediyor. Evet, ama tabii ki hizmetlerimiz biraz daha açalım kesinlikle. Çünkü işiniz hem çok zevkli hem çok zor. Bölge olarak prefabrikte bayağı bir sıkıntıların olduğu, çok evet. yoğun bir talebin olduğunu gördüğümüzden dolayı biz bölgedeyiz. Prefabrik sektöründe 15 günde kişileri ev sahibi yapabiliyoruz. Kalıcı konut olarak yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Prefabrik dediğimizde insanlar ilk önce böyle yadırgıyor ama gelip showroomlarımızı gezdikleri zaman evet prefabriğin çok farklı bir boyuta geldiğini artık insanlar kanaat getirmek zorunda kalıyorlar. Burada ne var? Anahtar teslim dediğimiz çeliklerde kişi hiç elini sürmeden temel betonundan çatısına kadar içindeki mutfak dolabından parkesine kadar hepsini yapabiliyoruz. Ve Türkiye'de ilk olan bir şey daha yaptık. Bizim prefabrik sektöründe duvar kalınlıklarımız 6 santim ve 10 santim olarak yoğunluktu. Ama biz yeni olarak 14'lük bir duvar yaptık binada. Türkiye'de ilk diyoruz. Evet. Parantez içinde açalım bunu. Evet. Önemli konu. Başarılar diliyoruz. Evet. 14'lük duvarla şu anda hizmet veriyoruz. Binalarımız dediğimiz gibi kalıcı konut olarak temelinden çatısına kadar, içindeki mutfak dolabından parkesine kadar her şeyini yapıp bir ay gibi bir zaman içerisinde anahtar teslimde yapabiliyoruz. Kaba teslim dediğimiz bir olay vardı prefabrik sektöründe. Bu da sadece binanın dışını ve iskeletimize kurdurup boyasını falan yaptırıp içini kendi özel olarak yapabiliyor. Bu şekilde de teslim ediyoruz. Bu da bir hafta 10 gün gibi bir zaman içerisinde. Tabii ki bunu profesyonel bir ekiple yapıyoruz. Evet, ekibimiz uzun yıllardır, yani fabrikamızın kuruluşundan bugüne kadar olan ekiple çalışıyoruz. Yani montajından boyasına kadar, içindeki dekorasyon işine kadar hepsini... Evet. Bizimle beraber firmamızın kurulduğu zamandan bugüne kadar ekipten çalışıyoruz. Proje bazlı çalışıyoruz. Proje bazında çalışıyoruz ama genelde biz projede şöyle, müşterinin yaşam alanının kendi belirlediği projeyle yapıyoruz. Yani kendileri belirliyorlar, yani yatak odasından mutfağına kadar. Yani siz hayal edin biz yapalım gibi. Evet, tarzımız genelde o. Hani müşteride kullandığımız sloganımız da siz hayal edin biz yapalım. Güzel. Siz zevkinize göre seçin biz emanet edelim deyip müşterilerimize projelerini sunuyoruz. Evet, bizler de çok teşekkür ediyoruz ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Biz Erkan teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu ile yaptığımız röportajımızı izliyoruz. Merhaba sevgili sektörün enleri. Bugün sizlere İstanbul Fatih'ten sektöründe öncü bir kurum olan İstanbul Kantinciler Esnaf Odası'ndan sesleniyoruz. Yanımızda kurum başkanımız Vahap Osmanoğlu bulunmakta. Buyurun sizleri tanıyalım. Adım Vahap Osmanoğlu. Siz de söylediğiniz gibi İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Başkanlığı'nı yapıyorum. Ayrıca Türkiye Kantin İşletmecileri Esnaf Dernekleri Federasyon Başkanlığı'nı yapıyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Peki oda başkanımız olarak vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Tabii oda başkanımız olarak verdiğim hizmetler yani biz mesleğimizin gereken kuralları yerine getirdik. Meslek olmayan bir mesleği meslek haline getirdik. Ayrıca bu mesleği yapmak isteyen kişilerin belgelendirme şeyi geldi, kuralı geldi. Okullarımızın bilakis çocuklar için fiziki mekanların modelleşmesi için, daha doğrusu sağlıklı mekanların oluşması için çalışma yaptık, bunu da başardık. Yani kantinlerimizi artık modern bir hale getirdik. 2002'de oda başkanlığı yapıyorum. Bazı yasal haklarımızı kazandık ama bazı eksik haklarımız da var. O yüzden sürekli mücadele yaparak, siyasiyle dertlerimizi anlatarak, bürokrata dertlerimizi anlatarak çözmeye çalışıyoruz. Peki derneğimiz olarak sunduğumuz hizmetlere birazcık daha devam edelim istiyorum. Burada eğitim verdiğinizin de bilincindeyiz. Neler yapmaktasınız? Bununla alakalı bizleri bilgilendirir misiniz? 2002 yılında oda başkanı olduktan sonra yapılması gereken kurallar vardı. Milli Eğitim Bakanlığı'na, Maliye Bakanlığı'na, Sağlık Bakanlığı'na, Tarım Köyşehir Bakanlığı'na, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü'yle bunu sürekli yazışmalar halledik.
2005 yılında yönetmeliğimizi çıkardık. 2004 yılında ise bir protokol yaptık Maliye Bakanlığı'nda. 2005 yılında çıkan yönetmelik sayesinde okullarımızı daha gelir de gelmeyi sağladık. Yani okullara gelen kiraların %80'i okula gidiyor. %10'u ilçe, %10'u il milli eğitim birine gidiyor. %3 pay da Maliye Bakanlığı'na gidiyor. Ve okullarımıza bir gelir elde etmeye başladı. Bu da hem idarenin okullara sahip çıkması, kantine sahip çıkmasına sağladı. Hem de okullarımızın bir nebze olsun açını gidermek için kira gelirleriyle döndürmeye çalışıyorlar. Tabii bunu yaparken de bakanlık olarak okullara pek fazla ödenek vermiyorlar. Ödenek vermedikleri için de bu sefer idareciler de kantincilere yükleniyorlar. Efendim okulumuza fazla ödenek yok. Kantinciden gelen kira geliri okulu döndürmeye çalışacağız. Böyle bir kural hiç dünyada olmaz. Çünkü o kantinin din ödediği kirayla okulu döndürmek yani imkansız. Yani %20 mümkün değil. %20, %15 ilaç olabilir. Burada bakanlığın yapacağı tek şey var. Okullara bir ödenek gönderilmesi. Yani belki idare de kendi hakkında, kendi tarafında haklı ama şimdi kazanılmadan vermek Allah'a mahsustur. Evet. Bunlar kantincilere yükleniyor. Bu yüklenme sonunda denize düşen yılana sarılır. Yüksek kiralarla ihaleler yapılıyor. Yüksek kiralar ödediği zaman da çocuklarımız kalitesiz ürün alacaklar. Kalitesiz meyve neyse bunlar yani gıda maddesi kantinlere girer. Bunun neticesinde bizim çocuklarımız zarar görür. Önemli olan burada benim çocuklarım, öğrenciyim, geleceğim, bu ülkeye sahip çıkan çocuklarımız çok önemli. Bence okullarda asla kira alınmaması gerekirken maalesef kira gelirine bakıyorlar. Bu da önümüzdeki yıllara daha doğrusu bu şekilde devam ederse bu kantincilik mesleği yüksek paralarla kiralar ödediği zaman kantincilik mesleğinin sonu gelmiş olur. Ve işin en acı, en kötü tarafı da benim çocuklarım parayla pazarlanıyor. Yani kantinciler kanalıyla pazarlama yapıyor. Bu da yanlış. Yanlış bir şey. Avrupa'da kantinlerden değil, azıcık kantinci para veriyor üstüne. Gel kantini çalıştır diye para veriyor. Ama bize maalesef kira ön plana çıkıyor. Bir de ülkemizde biraz iş istihdam biraz yavaşladı. Çok talipli oldu. Zaten belli sayılı okullarımız var. %90'ı dolu. Yani %10'luk bir açıklık var. %10'la emsal kira oluşturmaya çalışıyorlar. Emsal yüksek kira dediğimiz en fazla ömrü 10 gün, 15 gün ve 2 ay, 3 ay, 4 ay, 4 ay sonra batıp gidiyor. Hatta ve şunu gördüm. Eskiden bize firmalar ürün verirken çek almadan, senet sepet almadan itibarımız vardı. Mal alırdık, 2 ay, 3 ay sonra parası öderdik. Korkuyordu. Şu anda kredi kartı olmayan mal vermiyor esnaf. Yani plaseler mal vermiyor. Çünkü çok plaseler dolandırıldı. Bu yüksek kiralar yüzünden. Yani zincir halkalar birbirine bağlı. Bir halka koptuğu zaman toptan meslek yok olmaya başlıyor yani. BAHAP Başkanımıza vermiş olduğu bu güzel bilgilerden dolayı teşekkür eder. Çalışmalarında başarılar dileriz. Alanında başarılı ve önce olan güvenilir bir firmaya konuk oluyoruz. Sektörün enlerinden herkese merhabalar. Turumuz tümüz ile devam ediyor. Şimdiki durağımız Ankara Yeni Mahalle'de bulunan Batıkent Gelişim Kurslarına konuk olduk. Yanımızda kurucumuz İsrafil Bey var ve ben hemen onu tanımak istiyorum. Merhabalar. Merhaba. Size biraz tanıyabilir miyiz İsrafil Tabii Bey? Tabii ki. İsrafil Biber, matematik öğretmeniyim. 37 yıldır sektör içerisindeyim. Okullarda çalıştıktan sonra emekli oldum. 18 Mart 2006 tarihi itibarıyla Batıkent'te açılan 4. kurumum. 4. kurum. Bugün ise tarzını ve işletimini bozmayan, herhangi bir değişime uğramadan yasal olarak yapılması gerekenleri tamamlayıp da işini yürüten ilk kurumum. Evet, buradan da ayrıcalıklarınızı dinlemiş olduk. Gelişim kursları evet. Olarak. Burada vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir peki İsrafil Bey? Batıkent Gelişim Kursları olarak
2006 yılıyla birlikte, ki o zaman dershaneydi, Batı kentte bir takım ilkleri getirdik. Örneğin sınıf mevcudundaki standartları 16 kişiyle sabitledik. İlkesizlikleri ortadan kaldırdık. Kurumlarda birçok arkadaş halen daha devam ediyor olsa da tecrübesiz insanlarla çalışmama ilkelerini savunduk. Söz verdiklerimizin olanaklarımız ölçüsünde %80'ini bugüne kadarki süreçte yerine getirdik. Ve kalan en eski kurum olmamızın ana nedenlerinden birisi, velilerimizin güvenini kazandık. Bu güven içerisinde ortaokuldaki öğrencilerimizin sınavlara yetişmesinde ya da lise öğrencilerimizin üniversiteye girişlerinde söz verdiğimiz, taahhüt ettiğimiz bütün hizmetleri kusursuz olarak yerine getirmemizin, veli memnuniyetinin, öğrenci memnuniyetinin kalıcılığımızdaki rolü oldukça büyüktür. Kesinlikle diyoruz. Sonuçta bir eğitim kurumunda tabii ki çocuklarımız burada eğitim alıyor ama iş bir de evdeki eğitime geliyor. Burada aileyle olan sizin bağınız çok kuvvetli olması gerekiyor. Siz bu konu hakkında ne tür çalışmalar sergiliyorsunuz? Çocuklarımızın burada almış olduğu eğitimlerinin sonucunda düzenli olarak haftalık bazda çocuklara verilen ödevlerin evde veliler tarafından kontrol edilerek imzalanması, onaylanmasını istiyoruz. Zaman zaman veliler şikayet etse de bu konudan, evet, öğrencinin başarabilmesi için mutlaka gerekli olan çalışmaların başında gelir. Özellikle sınav grubu öğrencilerimizde çok yoğun sınavlarla çocukların sınav stres, kaygı ve heyecanını yok etmeyi, rehberlik öğretmenlerimin, danışmanlık öğretmenlerimin çalışmalarıyla da çocukların sınav öncesi mümkün olduğu kadar kaygılarını azaltma, sınava hazırlanma türü çalışmalarını bir hayli düzenli olarak 11 yıldır yapıyoruz. 12 yıla giriyoruz. Uzun bir süreç. Uzunca bir süreç. Bizler sizleri son olarak nerelerde göreceğiz? Hedeflerimiz nelerdir Batıkent Gelişim Kursları olarak? Batıkent Gelişim Kursları olarak Batıkent'e özellikle ilk açıldığımız yıldan itibaren insanların uzak yerlere gidip de bizim burada çok daha ekstra hizmet verebildiğimiz olanakları bulamadıklarını bildiğimiz için mümkün olduğu kadar bu sınavlar devam ettiği süreç içerisinde yasal boyutumuzu da yerine getirmek suretiyle vizyonumuzu ve misyonumuzu koruyarak, ki bu bizim için çok çok önemlidir. Önceliğimiz her zaman eğitimdir. Çağdaş bir ülkede Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalabilecek bir nesil yetiştirmeye katkıda bulunmaktır. Çok teşekkür ediyoruz vermiş ben olduğunuz teşekkür ediyorum. Bilgilerden dolayı. Efendim, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftayı biz aynı gün ve aynı saatte TV8 integrallarında Sektörün Enleri programında tekrar karşınızda olacağız. Haftaya dek kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.